Poşet çay kullanıyor musunuz? Evet. Ben de kullanıyorum. Vallahi ben onu kullanıyorum. Kullanıyoruz. Poşet çay kolay ve pratik olmasıyla günlük hayatımızda oldukça fazla tercih ediliyor. Kolay ve pratik olduğu için mi kullanıyoruz? Evet. Yıkaması falan kolay oluyor. Ancak bu masum görünen bir bardak çayda bile 13 bin mikroplastik parçacık bulunuyor. Yani. Oldukça tehlikeli. Evet, yani kullanılması gerekiyor. Bir tane poşet çayın içerisinde 13 bin mikroplastik bulunuyormuş. İlk defa duydum. Bence kullanılmasın. Zaten her şey zarar oldu şimdi artık. Bilmiyordum. Öğrenmiş oldum yani. Daha önce duymadım. Günde ne kadar kullanıyorsunuz? Ortalama bir 20 tane gidiyor. Bir bardak poşet çayın içerisinde 13 bin mikroplastik bulunuyormuş. Dükkan ortamında çaycı olduğu için çaycının üzerinde imkanlar boyutunca o şekilde kullanıyoruz. Yani kullanmamaya dikkat ederiz herhalde. Birçok kişi tarafından düzenli olarak kullanılan poşet çaylar çok ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Hayatımızın her alanında kolaylığa maalesef kaçıyoruz. Bunlardan biri de maalesef poşet çaylar. Poşet çaylar maalesef çok da masum değil. Bir poşet çayı sıcak suya koyduğumuz anda 13 bin mikroplastik maalesef suya geçiş yapıyor. Bu mikroplastikler maalesef vücudumuz için çok faydalı değil. Zararları da yapılan araştırmalara göre bilişsel bozukluklara neden olabiliyor. Obeziteye hatta kansere bile neden olabiliyor. Onun dışında bazı işte doğum sıkıntılarına, üreme sıkıntılarına bile sebep olabiliyor. Beslenme ve diyetetik uzmanı Simge Elmalı uyarıyor. En sağlıklı olan çaydanlıkta demlenen toz çay. Onun için poşet çayları olabildiğince uzak durmamız lazım. Onun yerine evimizde demlemeler ya da işte iş yerimizde demleme tarzı tercih edebiliriz.